İlkbaharım seni gibi, ilkbaharım seni gibi, aktı gitti zamanım. Umudumu hayalimi yıktı gitti zaman, eyvah 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 ömrümü. Umudumu hayalimi yıktı gitti zaman, eyvah 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 ömrümü. Gelir mi en son? Ne zaman geldi? Hiç ayağını yedi mi küçüğüken? Valla küçüğüken, çocuğuken yemiştir de. Değil mi? Anne. Yaramaz mıydı küçüğüken? İbo yaramazdı İbo. Bak havayı sallıyor yanındaki abi. O da biliyor demek. Benim çocukların arkadaşı hem de arama. Biz arama. Evet. Ama iyi çocuk. Kimseye zararlar olmazdı. Çocukluk halinde kaç illaki. Kaç kardeş bunlar? Mehmet, İzzet, İbrahim, Abdullah. Dört mü? Dört. Dört kardeşler. Dördü de mi gurbette, yurt dışında, yoksa? Adil, beş. İkisi Adil de var ya. Beş, Adil. İkisi, üçü Fransa'da. Üçü Fransa'da. Üçü Mehmet, Fransa'da, ikisi üçü de Türkiye'de. Mehmet, Adil, İbrahim. Üçü Fransa'da. İkisi de Bursa'da. Evet. Şöyle bir selam gönder seni tanıyan köylülere, hürmette olanlara. Beni tanıyan bütün konu komşu çocuklarına, arkadaşlarıma, eşime, dostuma bizden selam olsun. Allah'a emanet olun. Satılmış abiye de özellikle selam gönder. Satılmış abi, sana da özellikle Allah sağlık sıhhat versin, Allah ömrün uzun etsin. Çok selamlarım var sana. Sevgili izleyicilerimiz, yine yanımızda Halil Fakılı Köyü sakinlerinden bir abimiz var. İsim neydi abim? Hacı Doğan. Hacı Doğan. Hacı abi kendini anlat. Kendim 1955 doğumluyum. Bugüne kadar gelmişten geçmişten soracağım herhalde, anlatacağım. Evet. İlerilerde onları anlatayım. Senin soracağın şeyleri önce sor. Evet. Bu köyde eskiden kimler vardı, kimlerin odaları vardı? Sen çocukken odanın kapının ağzında beklerken içeride hangileri vardı, kimler vardı? Onları bir rahmetle analım. 5-6 tane köyümüzde oda vardı. Evet. Osman Kalin oda derlerdi. Trekil'in odaları derlerdi, 2 taneydi. Trekil dedikleri bizdik. Evet. En çok durdurdan. Yukarıdan Rasul'un odası vardı. Ufak demek sonradan da yine yapılan odalar oldu. Odalardan eskiden anlatırlardı. İşte Nail Emin vardı, Nail Doğan derlerdi. Osman Kalın Nurettin vardı, Mevlüt vardı, Halit vardı, Mıstık Akkaya vardı, satılmışın sülalesinden amcası olurdu, o vardı. Evet. Böyle böyle büyükler bize nesat ederdi. Odaya varır oturduğumuz zaman satılmış öz arabam benim. Evet. Babamın bibisinin oğlu yani. Özkanısına. Satılmış bardaklığın kapının ağzına otururdu. O kaç yaşındaydı, sen kaç yaşındaydın? O 54 doğumlu, ben 55 doğumluyum. O zaman kaç yaşındaydınız işte? O zaman biz aşağı yukarı 20, 18 o aradaydık yani. Gençliğimizde. Gençliğimiz. Daha askere gitmedik ikimiz de. Evet. Satılmış oraya oturur oturmaz satılmışa büyükler derdi ki bir bardak su verele satılmış derdi. Durun hele işiniz yok mu derdi. Beni buraya oturtturduğunuza pişman ettirmem derdi. Evet. Gülüşürlerdi büyükler. Oradan çıkar giderdi, geri satılmış geri gelirdi. Evet. Geri ne zaman gitti bu yurt dışına satılmış? Yurt dışına abi? Yurt dışına satılmışından sene 80'de gittik. Hmm. Beraber gittik. Suudi Arabistan'da çalıştık beraber. Evet. O günlerimiz çok şenlikliydi. İzine gelirdik, eskiden telefonla yoktu. Bant doldururduk hanımlara, neye? O bandı gönderirdik. Onlar dinerdi burada. İşte para gönderiyorum, şunu gönderiyor, bunu gönderiyor. Tekrar onlar da geri bantları doldururlardı, bize gönderirlerdi.
Evet, teyp kasetinden sesini alırdık. He, teyp kasetinden alırdık. Mektup yok muydu o zaman? Mektup da gönderiyorduk da. Mektubu... Ses daha mı iyi oluyordu? Daha mı duygusal oluyordu? Böyle mektubu çatılmışın hanımın da okur yazarlığı yok. Benim hanımın da okur yazarlığı yok. Ondan hiçbir zevk alamıyor. Evet. Ama bir göz odaya giriyorduk, teybi dolduruyorduk kasetten. Ne dersen diyorduk. Doğru. Tekrar bunlar da aynı yerde dolduruyordu. Çocuklar kapıyı bir şarp açıyor, kapatıyor küçük çocuklar. Bunlar da bize duyuluyor zaten. Böyleydi ama çok şenlikliydi Suudi Arabistan'da çalıştığımız. Gelirken televizyon ya da video getirdin mi? Televizyon getirdik. Teyip getirdik. Eskiden meşhurdu teyipler. Evet. Çit kasetli. Neydi? Gründik miydi marası? Evet, Gründik'ti. Onlardan getirdik işte. Kadife getirdik eskiden, koyduk derdi kadifeyi. Halbisim ki kadife de Türkiye'den gidermiş, hiç bilmezdik. Edemedim, son zamanı ben bir geldim, Hatay'dan aldım, getirdim buraya. Evet. Arabistan'dan geldikten sonra sattırmış, bu babasının eski evlerini yaptı. Evet. Ben kendi evlerimi yaptım. Olan bir şeyler, birkaç bölük tarla, murla aldık, bir şeyler gitti. Yine de ilerisinde kafamız çalışmadı diyor, dışarıdan alsaydık. Evet. Peki bu köye niye Halil Fakılı demişler? Bunun bir hikayesini duyduğun kadarıyla, bildiğin kadarıyla. Halil Fakılı, bu köye gelen arkadaşlar ilk kuruluşunda 5-6 kişilermiş. Geldiklerinde biri Ahmet Fakılı'ya, biri Halil Fakılı, biri işte Dede Fakılı, biri şu böyle olan 5-6 köy var. Yalnız bunun ileri gelmesi, bunlar fakir bir kardeşmiş herhalde. Atları ondan fakirli dediği o manaya geliyormuş. Onu odalarda anlatırlardı ihtiyarlar. Evet. Fakı, fakir anlamına evet. geliyormuş. Fakir de fakir. Evet. Öyleymiş. Evet, öyleymiş. Peki köyün etrafında hangi köyler var? En yakın çevre köyler, eskiden atınan eşyanın... Hangi köyün etraflarında erkekli koyun vardı. Zeynep'in var, Duraldaylı var, İsmail Acılı var bize yakın olarak. Goğunuş var, Goğuz var, Bilalik var. Bu köyler olurdu. Eskiden düğünler olurdu. Onları biliyorum ben. Evet. Şöyle çulları sererlerdi harman yerine falan. Bir yemek görürlerdi. Yemek gördükten sonra o köyde bir güleş olurdu. Büyük, aynı şimdiki yağlı kurnaz güleşleri gibi. Evet. Onlar o şekilde çok şenlikli bir düğün. Bunlardan çok şenlikli olurdu yani. Habe, başa habe yazarlardı. Ondan aşağı çorap, ondan aşağı çorap. O şekilde güleşirlerdi. Evet. Peki buranın arazi isimlerine ne diyorsunuz? Şu tarafa ne diyorsunuz? Şu tarafa ne? Şu taraftan başlayalım. Şu tarafa Kamitçik deri. Oradan sonra Kavalı Pınar. Oradan sonra Dağırmen'in başı. Şu tarafa 80 veren. Kuyuluk, Yığma, Tozluca, İdeli Dere, Harmankaya, Saraya, Arpalıklar, bu şekilde dedik. Dön gel bir tanem dön gel. Yorgunu aramaktan, gördüğüme sormaktan. Dön gel bir tanem dön gurbete ağlattın hasretinle. Gül abiyi gurbete ağlattın hasretinle. Şimdi neredesin nerede, sonra seni kararım. Ağaçlar çiçek açtı ayrı.